Merhaba arkadaşlar. Bugün size bilgisayar destekli eğitim için yaptığım anketin sonuçlarını açıklayacağım. Öncelikle araştırmamın amacı. Araştırmamın amacı bilgisayar destekli eğitimin Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencileri tarafından nasıl algılandığı, bilgisayar destekli eğitim hakkında neler bildikleri ve ortaya çıkan sonuçların incelenmesi. Katılım Türkçe öğretmenliği bölümü 3A, 3B öğrencilerin katılacağı ankette 62 kişiyle %88,5 oranında bir katılım oldu. Araştırmanın kapsamı, anket Giresun Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümü 3A, 3B sınıflarının öğrencileri dikkate alınarak yapılmıştır. Araştırmanın sınırlıkları, Giresun Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümü 2016-2017 eğitim öğretim yılı 3A 3B sınıfta öğrencilerinin tamamını kapsar. Anket uygulanan kişi sayısının az olması nedeniyle bireylerin kimliğinin gizliliğinin sağlanabilmesi için anket formlarında demografik özelliklere ilişkin sorulara yer verilmemiştir. Ölçek, anket formunda öğrencilerin bilgisayar destekli eğitime ilişkin bilgilerini ölçme amacıyla 16 soru önermesi katılımcılar tarafından 5 noktalı Likert tipi bir ölçek üzerinden yanıtlanmak üzere hazırlanmış. Bir soru önermesi birden fazla seçenek sunularak oluşturulmuş ve bir de açık uçlu soruya yer verilmiştir. Bununla birlikte anket formu toplam 17 sorudan oluşmuştur. Şimdi tek tek madde analizlerini yapalım. Birinci maddemizde bilgisayar eğitimde etkili kullanılamaz denilmiş. Bu maddeye 62 kişiden 26 kişi katılmıyorum diyerek sınıfın %41,9'unu oluşturarak çoğunluğu sağlamış. İkinci maddede bilgisayarı derste isteyerek ve severek kullanırım. Bu maddeye de sınıfta 31 kişi katılıyorum demiş ve sınıfın %50'sini oluşturmuşlar. Üçüncü maddede mecbur kalmadıkça bilgisayarı dersi desteklemek amacıyla kullanmam maddesine 24 kişi katılmıyorum diyerek sınıfın %38,7'sini oluşturmuş. Dördüncü maddede bilgisayar destekli eğitimin benim için önemli bir konudur. Bu maddeye 30 kişi katılıyorum diyerek sınıfın %48,38 ile çoğunluğunu oluşturmuştur. Bilgisayar destekli eğitim ile yapılan derslerde öğrenciler yaratıcılıklarını geliştiremez. Bu maddeye 29 kişi katılmıyorum diyerek sınıfın %46,7'si ile çoğunluğunu oluşturmuş. Altıncı maddeden bilgisayarı derslerimde daha etkili kullanmanın yollarını araştırırım. Bu maddeye 31 kişi katılıyorum diyerek sınıfın %50'si ile çoğunluğu oluşturmuş. Yedinci maddede bilgisayarla eğitimi bir türlü bağdaştıramıyorum maddesine 29 kişi katılmıyorum diyerek sınıfın %46,77'si ile çoğunluğunu oluşturmuş. 8. maddede bilgisayarın kullanıldığı derslerde öğrenciler daha iyi öğrenir. Bu maddeye 30 kişi katılıyorum diyerek sınıfın %48,38'ini oluşturmuş. 9. maddede bilgisayar destekli eğitim yapmak yerine konuyu kendim anlatırım maddesine 23 kişi kararsızım diyerek sınıfın %37'sini oluştururken bir çoğunluk oluşturmuşlar. 10. maddede öğretmenler bilgisayar kullanmaya teşvik edilmelidir. Bu maddeye 33 kişi katılıyorum diyerek %53,22 ile sınıfın çoğunluğunu oluşturmuşlar. 11. maddede bilgisayar destekli eğitim ile ders yapmak zaman kaybıdır maddesine 29 kişi katılmıyorum diyerek %46,77 ile sınıfın çoğunluğunu oluşturmuş. 12. maddede bilgisayar öğrencilerin dikkatini çekmede etkili araçtır. Bu maddeye 36 kişi katılıyorum diyerek sınıfın %58,58'ini oluşturmuştur. 13. maddede bilgisayar destekli eğitim ile öğrenciler diğer yöntem ve tekniklere göre daha az öğrenir. Bu maddeye sınıfta 62 kişiden 27 kişi katılmıyorum diyerek %43,54'te sınıfın çoğunluğunu oluşturmuş. 14. maddede
Bilgisayar yardımıyla yapılan dersler eğlenceli geçer. Bu maddeye 31 kişi katılıyor diyerek sınıfın %50'sini oluşturmuş. Bilgisayar desteğiyle yapılan eğitimin katkısı harcanan emeği karşılamaz maddesine 25 kişi katılmıyorum diyerek sınıfın %40,32'siyle çoğunluğunu oluşturmuşlar. Ve son maddede her sınıfta bilgisayar aktif bir şekilde kullanılmalıdır maddesine 26 kişi katılıyorum diyerek sınıfın %41,93'üyle çoğunluğu oluşturmuştur. Sonuç olarak Giresun Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği öğrencileri 3A ve 3B sınıfının bilgisayar destekli eğitim hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğunu bu ankette anketin sonucuna çıkarabiliyoruz. Yani bilgisayar destekli eğitimin eğitimimizin içerisinde olması gerektiğini savunmaktadırlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.